Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Ankara'dan sesleniyoruz. Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya MCR By Adnan Kızıltaş'a konuk olduk. Yanımda işletme sahiplerimiz Adnan Bey ve Adem Beyler var. Bakalım bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Adnan Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Vallahi ben teşekkür ederim öncelikle. Zahmet ettiniz, buralara kadar geldiniz. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Adnan Kızıltaş kimdir? Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Bir İstanbul geçmişim oldu. Bir 4 senedir İstanbul'daydım. Daha sonrasında tekrar memleketimize döndük ve hem cinslerime güzel bir imkan sunmak istedim. Ve erkek giyimde güzel bir markayı Ankara'ya getirdik. Peki MCR markası kaç yıldır faaliyet göstermekte ve siz kaç yıldır bu sektördesiniz? MCR firması 1989'dan beri büyük bir firma haline geldi ve casual konusunda gerçekten de ismini dünyaya tanıttı. Yurt dışı diyorum çünkü İtalya, İngiltere, Avusturya, Rusya ve saymadığım birçok ülkede de faaliyet göstermekte. Yani çok geniş çaplı bir faaliyet alanına sahipsiniz diyebiliriz öyleyse. Tabii, kesinlikle. Türkiye'de son yıllarda ismini duyurdu. Kalitesiyle ve kalitesinin dışında sunduğu fiyatlarla herkesin ulaşabildiği bir marka haline geldi. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Hem tarz giyiniyor hem daha ucuza alıyor. Normalde bilirsiniz, yüksek markalar biraz daha yüksek fiyat sunar. Çünkü der ki ben kaliteliyim. Bizde öyle bir durum yok. Biz herkes giyinebilmesi adı altında gerçekten de hem fiyat olarak hem de kalite olarak hep üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz erkek giyim alanında? Bunları da sizlerden dinlemiş olalım. Yani sadece takım elbise üzerine mi, yani klasik giyim üzerine mi, yoksa onun dışında ürünlerde sergiliyor musunuz burada? Yani bizim şöyle büyük bir avantajımız var. Bizde müşteri geldiğinde ben giyinmek istiyorum diyor sadece ve kendini bizim elemanlarımıza, stilistlerimize bırakıyor ve onları öyle bir giyindiriyorlar ki gerek takım olabilir, gerek takımın dışında kendisine kombin yapabiliriz. Pantolon, yelek, ceket, farklı kravat, farklı bir ayakkabı, tamamen bambaşka bir tarz. Bu da ona daha bir özgüven veriyor ve daha dikkat çekici olabiliyor. Bunun yanı sıra bunları daha sonra ayrı ayrı da kullanabiliyor. Bizim müşterilerimiz misal bir kombin yaptı. Daha sonra geldiğinde sadece bir yeleği çıkararak yeni bir kombin yapabiliyor. Yani müşterilerimizi de stilistliğe ve modaya başlatıyoruz. Onlar da stilist oluyorlar, öyle söyleyeyim. Bu alanda da çok avantajlı olduklarını düşünüyorum. Tabii firmaya giriş anımızdan itibaren buradaki farklı konseptleri, bir marjinalliği seziyoruz diyebilirim. Buradaki ürünlerin tasarımı sizler tarafından mı yapılıyor, yoksa hazır kalıplar üzerine mi çalışıyorsunuz? Yine sizlerden dinlemiş olalım lütfen. Yani hazır kalıbın dışında durmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim kendimize ait bir kalıbımız var, kendimize ait bir tarzımız var. Ve inanın koleksiyonlarımızı çıkana kadar, perakendeyi çıkana kadar saklamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz emek hırsızları çok oluyor. Ülkemizde de bu mevcut. Bundan dolayı biraz daha saklamaya çalışıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum ki öyle bir kış sezonuyla geliyoruz ki değil Ankara, Türkiye baka kalacak. Öyle söyleyeyim. Peki bu yeni kış kolleksiyonumuz için izleyicilerimiz şu anda yan ekran bandında göremiyorlar bu görüntüleri tabii. Takip etmek isteseler sosyal medya hesaplarınızı da sizler tarafından paylaşmış olalım. Tabii ki de MCR _Ankara sayfası, yine kendi sosyal medyamda Adnan Kızıltaş, Adem Kızıltaş sayfalarından da ulaşabilirler. Buralarda devamlı yeni kombinler, yeni tarzlar devamlı aktif halde işleniyor. Peki bu farklı konseptleri gelip burada sizlerden hizmet alamayacak olan izleyicilerimiz için ya da bu yeni gelen kış kolleksiyonumuz için izleyicilerimiz sizlerle şu an alt yayın bandımızda görünen iletişim bilgilerinden iletişime geçtiklerinde kargo ile gönderim sağlar mısınız? Tabii ki de, o konuda da hiçbir sıkıntılar olmasın. Kargo bedeli bize ait ve gönderdiğimizde beğenmediklerinde, üzerlerinde olmadığında değiştirme imkanı da yine bize ait. Onları mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz ki bizim şöyle müşterilerimiz de var. Geldiklerinde kalıpları neyse, bedenleri neyse bu alınıyor. Daha sonrasında internetten bize diyorlar ki bana şu ceket, şu pantolon. Biz onların hepsini beden olarak kendisine gönderiyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor.
Gerçekten giyim alanında klasikleşmiş olan giyim firmaları dışında bir davranış sergiliyorsunuz aslında burada. Bizler de sizlere bu ince düşüncenizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle Adem Bey ile biraz sohbet etmek istiyorum. Sizlerin son olarak aktarmak istediği son bir şeyler varsa dinleyelim sizlerden. Şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar hep kadınlara, yanlış anlamayın, bir fırsat verildi. Devamlı kadın giyimi üzerine kadınlara hep bir farklılık sunuldu ama erkekler hep bir geri planda kalındı. Pantolon, gömlek, ceket giyip bugüne kadar hep geri planda kaldılar. Kendilerini öne süremediler. Ama MCR By Adnan Kızıltaş firmasıyla beraber artık erkekler de daha ön planda kalıyor. Ve şunu da söyleyeyim, artık nişan kıyafeti alırken önce erkekler, daha sonra bayanlar onun nişan kıyafetini uydurabilmek için kendilerine bir alışveriş yapıyorlar. Bizler de buradan iletmiş olalım ve aynı zamanda farklı yaşamak isteyenlerin farklı giyim tarzı MCR By Adnan Kızıltaş olarak anmış olalım buradan. Adem Bey, sizler de programımıza hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Biz çok iyiyiz, keyiflerimiz yerinde. Girdiğimiz andan itibaren zaten o pozitif enerjiyi hissediyoruz. Sizleri bir de biraz yakından tanıyabilir miyiz lütfen? Adem Kızıltaş kimdir? Ya Adem Kızıltaş bu sektör aslında çok yeni girenlerden biri. Bu sektörü niçin girdik? İlk önce onu söyleyeyim. Daha önce bir danışmanlık firmasındaydık. Stratejik gelişme üzerine bir plan yaparken Ankara'da çok güzel bir çalışma yaptırdık. Bu çalışmalarda bayanlar üzerine bir çalışma yaptık. Erkeklerin giyimini nasıl beğeniyorsunuz diyerek. Ve Ankara'da çok ciddi bir sıkıntı olduğunu fark ettik. Çalışma o kadar kötü bir çalışma ki bayanların erkeklerin giyimi hiç beğenmediği ortaya çıktı. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Neden avantaj? Bir, giyimi iyi bilen bir ekibiz ve bunu da biz bu insanları sunmak için Ankara'yı özellikle tercih ettik. İstanbul'da bir şekilde bulunabiliyor bu ürünler ama Ankara'da çok çok geride. Bu çalışma sonucunda MCR ile de çok güzel bir anlaşma yaptık. Yani bu Ankara'da anlaşma, bunun eksikliğini hissetip talepler doğrultusunda MCR kuruldu diyebiliriz öyleyse. Kesinlikle. Bu bize çok büyük bir fark yarattı. Ve insanlar, şunu fark ettim, bize gelenler genellikle eşiyle beraber sevgilisini, eşiyle beraber kocasını, yani diğer ürünleri alıp geliyorlar. Bu bizim için çok onur edici bir şey. Çünkü eşi artık sevdiğini, eşini, karısını ya da kocasını giydirmek için geliyor. Bizi çok memnun etti. Tabii ki eşi, sevgilisi ya da yanındaki dostları müdahale ediyordur ve fikirlerini söylüyordur ama aynı zamanda zaten sizlerin burada beraberinde çalıştığınız ekip de bu konuda profesyonel ve stilist diyebiliriz aslında onlar için. Ya bizim en güzel özelliğimiz şu, gerçekten yaptığımız olaylar karşı tarafa yakışır ve kişi özel olması. Bunun avantajını çok fazla yaşıyoruz. Bazen tabii ister istemez biraz Ankara geriden takip ettiği için, ya kısa paça mesela, örnek veriyorum, modaysa ya uzun paça olsun ya da ya pantolon biraz daha geniş olsa, ya bu böyle olsa diyerek bize çok serzenişte bulunuyorlar ama biraz takip ettikten sonra çok rahat teslim edebiliyorlar. Çünkü konusuna çok iyi hakim olan ekip var. Biz bu konuda çok şanslıyız.